şapkada uygun şapkayı kaç numaralı sonra görelim. Fokker bu. Şimdi şalvarı uçkuyu takıyoruz, şalvarı deneyeceğiz. Üzerine yeleği, ondan sonra kuşağı, şapkası, bir daha ayakkabı. Getir abi buraya. Üstten bağlı, ara girelim. İçeri girelim. Aşağı girelim. Tamam. Şimdi beş şapkayı, tabii. Beş şapkayı bir bakayım. Şey mi? Bir bakayım. Heh. Sıktın mı? İyi mi? Güzel mi? İyi. Tamam. Beş şapkayı. Yabancılar türküldüğü zaman daha çok işçi oluyor. Genelde bunu işte Elazığ'ın yöresel ürünü... Ne beşine bakar, ne önüne bakar. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yani gençliğinde bu zincirli hanın içindeydi. Yaklaşık 50 yıldır mesleği yapıyorum. 1986'dan beri de işte yöresel kıyafetin imalatını yapıyorum. 0 yaştan tutun büyüğe kadar her renk, her boy bizde var. Şalvar, yelek, gömlek, kuşak, şapka ve yemene ayakkabı. Kendi imalatımız yapıyoruz. Evet, Elazığ ili ve ilçelerine satıyoruz. Erzincan, Bingöl, Tunceli, Muş'ta bizim yöresel kıyafetlerimizin aynısını giyiyorlar. Oraya da satıyoruz. Yurt dışından, il dışından insanlar geldiği zaman buna bir özlem duyuyorlar. Mesela diyelim bir düğün sezonu olduğu zaman gelin bindarlı kına gecesi için bindarlı giyer. Erkekler de işte damatta şalvar, yelek o şekil giyip düğün yapıyor. Yüzyıllardır böyle bir yani benim bildiğim bileli var. Yaklaşık 50 yıldır ben terzilik yapıyorum. 50 yıldır bu var. Daha benden de çok önceden de var. Geçmişe özlem var, evet. Yani eskiye özlem var. Yani diyelim bundan bir 10 yıl önceydi hesaplarsanız şu an daha iyiydi. Daha iyi bir durumda. Yani vatandaş eskiyi özlüyor. Dışından geliyorlar, il dışından geliyorlar. Dediğim gibi yani gelinden damat için gelip burada özellikle diktirip kına gecesini yapıp gidiyorlar. Düğün sezonuyla birlikte mesela yazın işlerimiz daha iyi olur. Düğün sezonu başladığı zaman il dışından, yurt dışından geldikleri zaman işlerimiz daha da artıyor. Şimdi şalvar yelek takım hazır alırlarsa komple 750 lira. Ama dersen bana özel dik, özel komple şalvarı, yeleği, gömleği, kuşağı komple dikilirse 1,5 milyar lira olur. Tarihi Harput kültüründen gelen bir kültür. Kültürümüz de gerçekten güzel bir kültür. Biz çıraklık döneminde, biz o zaman yaşardık, biz çıraklığa 74'ten geldik. Hem okuduk hem çıraklık yaptık terzilikte. O zaman bütün büyüklerimiz şalvar, yelek, şapkasını, Elazığ ayakkabısını, yumurta topuk ayakkabısını giyerdi Ramazan'da. Bütün insanlar o Ramazan'ı beklerdi heyecanla. Ve bütün insanlar bizim kültürümüzün bütün geleneklerini yerine getirirlerdi. Ve teravih namazına kesinlikle kültürümüzün kıyafetlerine giderlerdi. Bizim çıraklık dönemimizde böyledi. Ama gün teknoloji geçince, farklı gençler çıkınca ama şu anda yine gençlerin de bu kıyafetlerimize büyük bir talep olduğunu görüyorum. Heveslendiklerini görüyorum. Gün geçtikçe giyilen kıyafet olmaya başladı günlerde olsun. Ondan sonra bütün özel günlerde olsun giyenler oluyor yani şu anda. Bu da beni mutlu ediyor. Şalvarımızın satışları çok güzel. Düğün mevsimi de geldi, yaz mevsimi de geldi. Gelen de il dışına gelen de direktmen kültürümüzün kıyafetlerini alıyor. Evine götürüp bir hatıra olarak çocuklarına bırakıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Satışlar başladı yani şu andaki düğün merasimi olsun, yaz tatillerine gelenler olsun, iline gelen bayramda olsun. Hepsi yöresel kıyafetlere uğruyor. Hatıra olarak alıyorlar.